Profesör Koçum, thank you very much for being with us. Irak Çalışma Grubu'na danışmanlık yaptınız ve bu ülkedeki gelişmeleri yakından izlediniz. Sık sık Amerika'nın Irak konusunda politika değişikliğine gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Sizce nasıl bir değişiklik gerekiyor? Well, my views on this would closely track with... Amerika üç temel alanda değişiklik yapmalı. Birincisi askeri alanda. Biz artık Irak güvenlik güçlerinin eğitimine ağırlık vermeliyiz. Irak'ın kontrolü Irak kuvvetlerinin elinde olmalı. İkincisi ulusal uzlaşmanın sağlanmasına yönelik çabalar arttırılmalı. Dünyadaki askeri birliklerin tümünü Irak'a gönderseniz bile siyasi uzlaşma olmadan başarıya ulaşmanız mümkün olmaz. Üçüncü alansa diplomasi. Irak'ta ulusal uzlaşma sağlansa bile komşu ülkeler ve uluslararası toplum buna destek vermezse kalıcı olmaz. Irak'ın komşusu olan Türkiye bu ülkedeki gelişmeleri yakından izliyor. Amerika Türkiye'nin kaygılarını ve hassasiyetini gidermek için yeterince aktif davranıyor mu? Terörün sınırlarını aşmaması için her türlü önlemi almak Türkiye'nin doğal hakkı. Amerika da Türkiye'ye bu konuda istihbarat desteği sağlayarak doğru hareket ediyor. Ancak Türkiye, Irak ve Amerika sınır ötesi harekatlarla, bombardımanla terörün sona erdirilemeyeceğini biliyor. Burada iki unsurun devreye girmesi gerekiyor. İlki bölgesel Kuzey Irak yönetimi. Bölgesel yönetim bağımsız hükümet gibi hareket ediyor. Ama bunun belli sorumluluklar getirdiğini unutmamaları gerekir. Bu sorumlulukların başında da güvenliğin sağlanması ve terör eylemlerinin sınırlarından taşmasını engellemek geliyor. Türkiye de üzerine düşeni yapmalı ve Kürtlere daha geniş haklar tanıyan reformları sürdürmelidir. Do you believe that the US government is putting enough pressure on them to... Peki sizce Amerikan hükümeti Kürt yönetimine sınır güvenliğini sağlaması konusunda yeterince baskı uyguluyor mu? Bu Amerika için zor bir konu. Amerika'nın Irak'ta birçok önceliği var. Birçok sorunun çözümü için Kürtlere, Kürt liderlere güvenmek durumunda. Bu liderler İran geleceği açısından çok önemli. Petrol yasasının geçmesi lazım. Ekim ayında yerel seçimler var. Anayasanın geleceği gibi önemli konular var. Kürt liderlerin oynayacağı rol Irak'ta barışın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Ama elbette bunlar var diye Amerika PKK ile mücadeleyi geri plana atamaz. Bu önemli bir konu ve Iraklı Kürt liderlerle yapılan görüşmelerde PKK terörünün önlenmesinin öncelikler listesinin başında yer alması gerekir. Amerika Ağustos ayında yaklaşık 20 bin askerini geri çekmeyi planlıyor. Bu çekilme Irak'taki durumu nasıl etkiler? Önemli bir değişiklik beklenebilir mi? Ağustos ayında askeri birliklerin sayısı 2007 Ocak ayındakiyle hemen hemen aynı olacak. Dolayısıyla bu çekilme mevcut durumu istikrarı tehlikeye atacak bir azaltma değil. Kasım ayında Amerika'da başkanlık seçimi var ve adaylar sık sık Irak konusundaki görüşlerini açıklıyorlar. Cumhuriyetçi aday John McCain askerlerin gerektiği kadar Irak'ta kalmasından yana, Demokrat aday Senatör Barack Obama 16 ay içinde askerleri çekmekten söz ediyor. Adayların Irak politikalarını değerlendirir misiniz? It's a debate about troop levels. Irak'la ilgili siyasi tartışmalar ne yazık ki çok yüzeysel. Temel sorunlarında konuşulması gerekir. Irak'ta süresiz asker tutarsak bununla hangi amaca ulaşacağız ve bunu nasıl başaracağız? Eğer şimdi asker çekmeye başlarsak Irak'taki çıkarlarımızı nasıl koruyacağız? Asıl bu konuların tartışılması lazım. Bana kalırsa Amerika'nın askerlerini çekmeye başlayacağı sinyalini vermesi lazım. Ben takvimlerden yana değilim ama Amerika'nın bundan sonra izleyeceği politika askerlerini çekme yönünde olmalı. Profesör Kacım, thank you very much. You're very welcome.